Evet değerli takipçilerimiz, Almanya yeniden kapanmaya gidiyor. Bugün yapılan açıklamalardan sonra bazı kurallar belirlendi ve yeniden Almanya çarşamba günü itibaren kapanmaya gidecek. Okullar kapanacak mı? İş yerlerinde hangileri kapanacak, hangileri açık kalacak gibi sorularımız var. Sizden de sorular geliyor. Yine konuğumuz Kuzey Rhein-Westfalen Eyalet Milletvekili Sayın Volkan Baran. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Ramazan Bey. Ben bütün seyircilere de sevgi selamlar iletmek istiyorum Ramazan Bey. Evet, yine yılın başında bir kapanma yaşadık. Tekrar ikinci bir kapanma yaşayacağız önümüzdeki günlerde. Ve Noel tatiline denk gelecek. İnsanların buluştuğu, kaynaştığı bir tatile denk gelecek. Öncelikle sorumuz şu. Neden bu kapanma gerekti? Belki baştan şunu söylemek istiyorum. Ben burada sürekli sizin aracılığınızla ya da başka Türk medya aracılığıyla yaptırımları dile getirmek istiyorum. Dile getiriyorum ki insanlar bilgilensin diye ve büyük bir çoğunlukla zaten söylediklerim ve hükümetlerin yaptırımlarının arkasına durduğumu da belirlemek istiyorum. Ama bu benim şahsi fikirlerim bazen olmadığını söyleyebilirim. Bu kapanışta net bir şekilde söylüyorum. Aslında bana kalırsa biraz geç geldi. Niye geç geldi? Çünkü eyalet hükümetleri, bütün eyalet hükümetleri Noel'i bir şekilde kurtaralım diye bu light versiyonu, yani kapanışın küçük versiyonunu öngördüler ve dolayısıyla bir duraklama oldu. Ve duraklamadan sonra tekrar bir patlama oldu. Yani ciddi bir şekilde ölü sayıları yükseldi. Ciddi bir şekilde hastanelerde yoğunlaşma oldu. Hani sırf bugün aldığım habere göre Köln 1 milyonluk bir şehirde solunum cihazı boş yatak 30'un altına düştüğünü duyduk. Kreisfeld'de solunum cihazı yataklarının 6'ya düştüğünü duyduk. Yani bunu da altını çizmek istiyorum. Yani bu yatak sayısının bu kadar aza düşmesi, yani yeterince yatak ya da yeterince solunum cihazı olmaması anlamına gelmiyor. Yalnız yeterince personel olmadığı anlamına geliyor. Yani bugün bir solunum cihazına ihtiyaç olan bir hastayı soluma takıp da aynı kahve makinesi gibi düğmeye basıp da kendi başına otomatik olarak bu bir şekilde hayata tutulmuyor. Çünkü en azından bir tane hastanın başına bir ya da iki tane hasta bakıcısı 24 saat olması gerekiyor. Ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz ve bu son yaptırımların hiçbir şekilde işe yaradığını görmedik maalesef. Dolayısıyla bu yaptırım daha erken gelmesi gerekiyordu. Burada bir parantez açıyorum. Restoranların vesairelerin kapanması orada eleştirmiştim. Ben ne kadar doğru ne kadar doğru olmadığını da sormuştum birkaç hafta önce ve maalesef sayılar yükselmesi, restoranların kapanmasıyla ilgisi olmadığını da gördük. Şimdi doğru bir karar. Önümüzdeki hafta Almanya genelinde bütün eyaletlere bugün eyalet başbakanları ve şansölyelerin görüşmesi üzerine çarşamba günü hayat bir şekilde en asgariye düşecek. Dolayısıyla çarşıdaki alışveriş merkezleri, giyim, kıyafet, Bauhaus'ta kapanacak ve hayatta en önemli tabi malzemeler, mesela nedir bu? Temel gıda maddeleri, işte bakkalların açık kalması, bebek dükkanı açık kalması, eczanelerin açık kalması, bankaların benzin istasyonu açık kalması. Daha önceki yaşadığımız lockdown'un aynısını yaşayacağız. Yani bir parantez açıyorum, anladığım kadarıyla Bauhaus'lar da kapanacak bu sefer. Çünkü maalesef Bauhaus'larda ciddi bir yığılma oldu. Bunun sebebi net bir şekilde ortada. Maalesef Almanya'da bütün uygulamalara halkın %80'i uyduğunu gördük. Ama bir şekilde pandemiye kırabilmek için en azından vatandaşların %90-95'in bu yaptırımlara uyması gerekiyor. Mesela 3 hafta öncesi Dortmund'da gördüğümüz bu Black Friday dediğimiz olayda Cuma ve Cumartesi günü binlerce insan sokaktaydı. Bunları engellemek için önümüzdeki hafta itibariyle bu dükkanlar hepsi kapanacak. Ama insanlar, vatandaşları buradan tekrar seslenmek istiyorum. Yani yarın öbürsü gün dükkanlara koşup da hamster alışverişleri yapılması gerekmiyor. Daha önceki lockdown'da gördük. Yeterince gıda malzemesi, yeterince hijyenik malzemeler var. Fabrikalar çalışmaya devam edecek. El sanatları, handwerk dediğimiz çalışmaya devam edecek. Bürolardaki çalışanlar burada, tabii hükümetlerin özel bir çağrısı vardı. Mümkün olduğu kadarıyla home office, yani evde çalışmayı öngörülmesi gerektiğini söylüyorlar. Kapanmasının sebebi bu, yeterince uyulmadı.
ve sağlık sistemini çökertmemek amacıyla tekrar böyle bir girişim yapılması gerekiyordu. Şunu da söylemek istiyorum, bugüne kadar koronada dolayı hayatta kaybedenlere mekanları cennet olmasını diliyorum ve ailelerine sabır diliyorum. Çünkü çok iyi hatırlıyorum, Mart, Nisan, Mayıs'ta sizinle beraber canlı yayında buluştuğumuzda herkes bir şekilde büyük bir kısım bunun doğru olmadığını, virüsün grip gibi olduğunu söylüyordu ve şu an herhalde bu vakaya yakalanmayan, yani bir tanıdığı olmayan hiç kimse yok. Maalesef üzücü, sırf bizim yakın çevremizde 5-6 tane vefat söz konusu. Dolayısıyla lütfen çok ciddiye alın. Yaptırımlar, bilmiyorum siz mi soracaksınız, anlatayım hemen. Evet, yaptırımlar neler? Okul konusunda maalesef Kuzey Vesfalya Eyaleti, net altını çiziyorum, Kuzey Vesfalya Eyaleti maalesef sınıfta kaldı. Çünkü biz çok uzun süre önce eyalette yaptığımız bir öngörüde, başvurduğumuz bir konseptte okul sınıf sayısının azaltılması bilgisayar ortamında ve okul dışı eğitim, yani müzede, başka yerlerde bir eğitim görülmesi ve böylece sayının düşmesini sağlamak için bir konsept sunmuştu. Bu konsept kabul edilmedi. Ve diğer eyaletlerde, yanılmıyorsam çarşambaydan sonra okul tamamen 2 gün tatile giriyor. Kuzey Vesfalya eyaletinde pazartesi günü itibariyle 1 ile 7 sınıf, 7. sınıfa kadar çocukların okula gidebilmesi söz konusu ki ebeveynler, yani veliler okula başvuruda bulunup da okul dersinden, okula gitmekten muaf olacaklar. Ama bilgisayar ortamında ya da e-mail ortamında haftaya cuma gününe kadar ders görme imkanları var. 8 ile 13 sınıflara kadar şey olmayacak, fiziki ders olmayacak, bunlara bilgisayar ortamında ders olacak. Ama tabii cuma günü yapılan kaosun, Kuzey Vesfalya Eyaleti'nin konuyu için yapılan kaosun hatta hesabı yok. Sırf cuma günü bize, benim oğlum 6. sınıfa gidiyor, kızım 3. sınıfa gidiyor, 6. sınıf öğretmeninden cuma günü gün boyunca 3 tane e-mail geldi. 3 tane e-mailde de eyalet hükümetinin, yani Eğitim Bakanlığı'nın farklı bildirmeleri oldu. Bu bana kalırsa bir Eğitim Bakanlığı'na hiç yakışmayan bir olay. Dolayısıyla biz eyaletteki muhalefet olarak Eğitim Bakanlığı'nın bilhassa bu yaptığı çalışmadan dolayı istifasını talep ettik, talep ediyoruz. Çünkü gerçekten insanlar kafasında bir soru işaretini ve insanları böyle bir kaosa göndermenin hiçbir anlamı yok. Çocuklara eğitimi söz konusu. Önemli olan bu sene, yani önümüzdeki yıl yapılacak diplomaların geçerli olması ve bir şekilde bu günleri, bu pandemi göz önüne alıp da çocukların eğitimini biraz daha sıklaştırmamız, ama yormamak kaydıyla biraz daha sıklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğitimden seyahate geçelim. İnsanlar tabii, bazı takipçilerimiz, bizim genelde Türk takipçi kitlerimiz var. Artık ayın 10'una kadar tatilse ben de Türkiye'ye giderim diye düşünenler var. Herhangi bir seyahat kısıtlaması düşünülüyor mu? Türkiye'ye giderlerse geri dönmeme imkanı, dönememe imkanları doğar mı? Şimdi acaba? Ramazan Bey, bu konuda benim şahsi fikrim var. Bunu demin sizinle paylaştım ama kamuoyuna paylaşmak istemiyorum. Her şeyi, her derdim seyahat olsun keşke. Yani insanlar cenazeyi götüremiyorlar. Çünkü buradan cenazeyi uçağa veriliyor. Türkiye'de mesela Zonguldak'ta askeri cenazeyi alıyor ve gömüyor çünkü kimse pandemiden dolayı gidemedi, yani hastalıktan dolayı gidemediği için. Ama şunu müjdeyi verip gitmek isteyenlere, havalimanları açık, şu an bir kapanış söz konusu değil, yani bileti alan kişi gidebilir. Almanya'nın diğer eyaletlerine geri dönüş olduğu zaman karantinaya girmek zorundalar. Kuzey Vesfalya'daki karantina olayı mahkeme yoluyla kaldırıldı, mantıklı bir sebepten dolayı. Mahkemenin dediği şu, eğer seyahata gidilen ülkenin sayıları Kuzey Vesfalya eyaletinden daha çoksa o zaman karantinaya girmesi gerekiyor. Şu an zaten yaklaşık 100.000'de 200 vakaya geliriz günlük. Dünyanın en kritik bölgeleri birisi olduğu için Kuzey Vesfalya eyaletine geri dönüş olduğu zaman bir karantina söz konusu değil. Ama bu diğer eyaletler için karantina hala söz konusu ve Almanya'ya dönmeden önce Dışişleri Bakanlığı sayfasında, geri dönüş yaptıklarını beyan etmeleri gerekiyor ve 10 günlük bir karantina söz konusu. Bu 10 günlük karantina 5, yani burada korona testi yapılırsa 5 güne
düşürülebilir. Ama eyalet hükümetlerinin ve hükümetlerin de burada vatandaşa seslendiği gibi aslında bu bir rica, mümkün olduğu kadarıyla zorunlu olmayan seyahatlerine, bilhassa zorunlu olmayan yurt dışı seyahatlerinden vazgeçmelerini diliyoruz. Çünkü bu bütün yaptırımlar aslında kontakların ya da iletişimlerinin ve insanların birbirine görüşmesini bir şekilde asgariye düşürmek ki hasta olan insanlarımızı, solunum cihazı ihtiyaç olan insanlarımızı gerçekten de bu hizmeti verebilmek. Biliyorsunuz Berlin, Neukölln şu an Covid hastalığından dolayı gelenleri hastaneyi kapattı. Dolayısıyla Berlin diğer hastanelerden de alması gerekiyor hastaların. Bunu yaşamamak için, bunu biraz daha hafifletmek için Noel'den önce böyle bir yaptırımlar olmaya başladı. Diğer bir soru, belediye, yabancılar daireleri vesaire, kamu kurumlar açık kalacak mı? Konsolosluklar açık kalacak mı? Bu konuda bilgi... Şimdi tabii konsolosluklar için ben bir şey söyleyemem çünkü ben ana milletvekiliyim. Konsolosluklar yaptırımını bilmiyorum ama bazı konsolosluklarda Covid hastalığına yakalanan ve karantinaya girmek zorunda olduğu için kapanıldı. Bunu günlük sayfalarından takip edebilirler. Kamudaki normal randevu terminler, yani şu an termin almış kişilerin terminlerine devam edeceğini biliyorum. Ama tabii şu anki pandeminin gidişatı çok önemli. Muhtemelen şu an önümüzdeki saatler için belli olacak. Muhtemelen kamuda elemanlarını mümkün olduğu kadarıyla hem kendisini korumak için hem çevreyi, diğer insanı korumak için belki bir home office, yani evde çalışma öngörü. Ama pasaportlar yabancı dairesinde her zaman bir asgari bir çalışma görevli olur. Çok ciddi vakalarda kesinlikle işlerin görüleceğini garantisi verebiliriz. Evet, Nida Bingöl isimli bir takipçimiz, peş peşe iflaslar gelecek, hiçbir yardım sözü söylendiği gibi değil sorusuna yola çıkarak verilen teşvikler yeterli mi? İnsanların, esnafların kafaları çok karışık görüştüklerimizin. Bu konuda bir net bir açıklama olabilir mi? Öncelikle Nida Hanım'a bir selamlamak istiyorum, tanıdığımız bir arkadaş. Bana kalırsa bütçe olarak, ayrılan bütçelerin gerektiği kadar olduğunu düşünüyorum. Yalnız bazı müsteşar mı diyorum, müşavirler atarak. Müşavirler, yanılmıyorsam bazı programlara, çünkü çok fazla program geldiği için, ikinci, üçüncü teşvik programı geldi, 11. 12. yardım paketi geldi, çok fazla yardım paketi geldiği için bazı konularda belki biraz eksik kalıyorlar. Geçen senenin cirosunu tabi tutulup da işte 11. ay için %75'ini, 12. ay için %50'sini, hatta 1. ay için %40'ını alma söz konusu. Yüzlerce insan başvurduğu için burada bazı aksaklıklar olabilir. Ama bana kalırsa daha önce söylediğim gibi daha önce, yani pandemiden önce ekonomik kriz yaşamayan, sallanmayan şirketlerin büyük bir çoğunluğunu kurtarmaya çalışacağız. Sırf bu yani bu demin söylediğim kapatmalarla ilgili 11 milyarlık, sırf Ocak ayı için 11 milyarlık bir bütçe öngörülüyor. İkinci ay için de 11 milyarlık bir bütçe öngörülüyor. Çünkü bu yaptırımların hepsini önce birinci ayın 10'una kadar düşünülüyor. Ama birinci ayın 5'inde eyalet hükümetleri ve şanzelerinde oturup da bunun uzatılmayacağını görüşecekler. Ve bana kalırsa şahsi görüşüm, pandemi birinci ayın 10'unda bitmeyecek ve Şubat'a kadar uzama tehlikesi var. Dolayısıyla bu 11 milyar ekonomi bütçe, yani başvuruları, yani insanların batmasına, iflas etmesini önlemek için her ay 11 milyar öngörülüyor. Evet, Serap Çağlar isimli takipçimiz, dayanıklı tüketim malları sektöründe iş yapan ciddi bir şirketiz. Daha önce alınmış siparişlerin teslimatlarını kendi arsamıza yapmamız mümkün mü? Tabii tabii. Paket, zaten demin söylediğim gibi bu normal paket şeklinde çalışanlar, yani DHL'de ya da kendiniz de bunu servis haline getirebiliyorsunuz. Bu tür çalışmalar devam edebiliyor. Zaten yanılmıyorsam direkt satışlar serbest. Yani Şerif Bey'in çalıştığı sektörde direkt satış. Toplam satış, yani bu normal Amazon paket olayları da serbest. Daha önceki kapanışların aynısı kapanıyor. Artı Bauhaus'lar kapanacak. Evet, şimdi aşıyla ilgili şeyle ilgili söylemek istiyorum. Buluşmalarla ilgili, bu çok önemli. Çünkü maalesef bunu net bir şekilde de söylemem gerekiyor. Biliyorsunuz Ramazan bayramını, Kurban bayramını biraz da göçmenlerin, Türklerin, Arapların yoğun olduğu bölgelerde sayılar fırladı. Dolayısıyla şimdi tatil zamanı olduğu için insanlar canınız çok sıkılacak.
şu anki yasaya göre maksimum 2 aileden 5 kişi buluşabilir. 5 kişi, işte 14 yaş üstündekiler sayılıyor, 14 yaş altındakiler sayılmıyor. Dolayısıyla lütfen bunları mümkün olduğu kadar, bunlara uyun. Çünkü hem sizin hayatınız söz konusu, siz az sintomatik olup sintom göstermeseniz bile hasta birisine, kronik hasta birisine, yaşlı birisine bulaştırdığınız zaman bu insanlara gerçekten ciddi bir şekilde sağlık sorunu, ölüme kadar gidebilecek hastalık yaşayabilirler. Şu an sayıları görüyoruz. Bir tek işte 80 yaş üstü gruplar, en riskli gruplar yoğun bir şekilde hastalanıyor ama şu an 50 ile 40 yaş arasındaki, yani 40 ile 50 yaş arasındaki hastaların da sayısı ciddi, çok çok ciddi bir şekilde yükseliyor. Lütfen birbirimize sahip çıkalım. Bu şakaya gelecek bir olay değil. Eğer böyle bir kısıtlama varsa, işte iki ailenin görüşmesi, böyle bunun da uygulanmasını talep ve rica ediyorum. Pandemi döneminde bir iki yani aslında tek bir arkadaş, çocuklar için tek bir arkadaş belirlerseniz, bu çocuklar kendi arasında görüşüldüğü zaman en azından çocukların psikolojisi korumak da çok önemli. Yani sürekli haber tüketip, sürekli kendini korumak ne kadar bir çocuğa yararlı olmadığını tabii kendiniz de karar verebiliriz ama arkadaş ortamından bir kişi belirlediği zaman, o ailede bir kişi belirlediği zaman ve bunlar sürekli görüştüğü zaman en azından pandemi riski, yani hastalık kapma riskini çürütürler ve çocukların da sosyal teması devam eder. Diğer bir deminki konuşmanızda pandemi kısıtlamalarını Şubat ayına kadar sarkabileceğini söylediniz. Bunun yanında aşı uygulama çalışmaları da var. İlk aşı İngiltere'de uygulandı, Avrupa Birliği ülkelerinde henüz onay verilmedi. Acaba aşı uygulanmaya başlayınca biter mi? Aşıda son durum nedir? Bir soru daha gördüm, bu da çok önemli. Arkadaşlar İngiltere açık olacağını mı söylüyor? İngiltere yani şu anki durum, maalesef restoranlar kapalı kalacak. Şu anki durum işte sipariş verme, paket alma olayı, paket götürme olayı devam edecek. Yalnız sipariş aldığım ya da alışveriş ya da bir İngiltere'nin önünde aldığım, satın aldığım gıda malzemesinin İngiltere'nin önünde tüketilmesi yasak. Zabıta tarafından görüldüğü zaman da ciddi bir cezaya tabi tutulacak. Çünkü yani aslında olay mantıksız oluyor. Eğer restoranı kapatıyorsan, insanlar orada alışveriş yapıp da restoranın önünde 10 kişi yemek yiyorsa riski minimize etmiş olmuyor. Dolayısıyla normal paket servisi, alma servisleri İngiltere'de devam edecek bu konuda ama biraz daha hassasiyet olmasını diliyorum. Diğer sorumuza geçmeden önce yılbaşında iki kardeş aile beraber olamayacak mıyız? Toplam 8 kişiyiz diyor Aslan. İki aile, Aslan Bey'le buna sevgilerimi sunuyorum. İki aile maksimum 5 yetişkin. Yani 14 yaşındaki aşağıdaki çocuk sayısı, çocuklar sayılmayacak. Ha şey için, Noel için 24, 25, 26 için bir şey getirdiler. Yani 2 aile, 3 aile bir araya gelebilir ama maksimum yanılmıyorsam 8-9 kişi bir araya gelebilir. Ama bu sene yılbaşını da Noel kutlayanlarda mümkün olduğu kadarıyla temaslarını azaltsınlar. Dolayısıyla çok sağlıklı bir şekilde gelecek sene büyük coşkulu kutlamak adına belki bu sene biraz daha kısıtlı yapmamız gerekiyor. Çünkü belki bu sene bir araya gelen 10 kişi başkasının hayatına mal olurdu. Gelecek seneki yılbaşını belki yaşayamayabilir. Ben çok iyi anlıyorum. Çünkü bir yıldır ben de tatile gitmiyorum. Bir yıldır gerçekten hafta sonumuz da yok. Çalışıyoruz. Ben bunu severek yapıyorum. Bilinçli bir şekilde yapıyorum bunu. Ne kadar zor olduğunu ve insanlara ne kadar tahammülü azaldığını da biliyorum. Ama aşı konusu, yani şu an bir umudumuz var. Aşı gelecek. Muhtemelen gelecek sene yaza kadar biz bu olayı çözebileceğimiz gibi görünüyor. Dolayısıyla bu sene biraz lütfen dişimizi sıkalım. Birbirimize sahip çıkalım. Yaşlarımıza sahip çıkalım. Gençlerimiz fazla ortama çıkmasın. Çünkü en büyük sıkıntı işte yazın gençlerin evde olmadıkları, dışarı çıktıklarından dolayı onların da doğal hakkı. Çünkü onların büyük bir çoğu azimtomatik olduğu için havalar soğuduğunca evlere girdi. İşte yaşlılarımızı, anneanne, babaanne ziyaret ederken böyle bu durumlara geldik. Aşı konusuna gireyim. Ramazan Mesih soruları devam okuyabilirsin. Aşı konusuna gireyim. Çünkü aşıyla ilgili maalesef çok kirli haberler var. Bu kirli haberlerin hiçbirisine lütfen itimat etmeyin. Çünkü Almanya'da da Avrupa Birliği'nde bir aşı eğer kabul görüyorsa
bu dünyanın en yüksek standartlarına göre kabul edilir. Bugün Paul-Erich Enstitüsü'nün, yani Almanya'nın bu aşılarla ilgili olan enstitüsü olsun, bütün bilgileri paylaşıp da Avrupa Birliği'ndeki bir kuruma gönderiyor ve bu kurum bunu araştırdıktan sonra toplumu bunu aşıyor. Şimdi mesela Almanya'daki ögünün BioNTech'te tasarlanmış ya da BioNTech'te yapılmış bir aşı şu an Amerika ve İngiltere'de aşılanıyor. Dolayısıyla biz burada bu araştırma olayını çok fazla ciddiye aldığımız için muhtemelen Avrupa Birliği'nin de bu ayın 29'undan sonra okey geleceğini düşünüyoruz ve Ocak ortasından sonra aşı yapabileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi zaten şunu da söylemek lazım, aşı dozajı zaten her aşı yaptırmak isteyen kişi için yeterli olmayacak. Yani sırf Dortmund için sayabilirim, Dortmund'un nüfusu 605.000. 40, yanılmıyorsam ilk aşamada Dortmund'a 46.000 dozaj aşı gelecek. Ama iki defa, yani 3 hafta arayla aşı yapılacağı için ilk aşamada sırf Dortmund'da 23 bin kişi biz bu aşı yapabileceğiz. Şimdi tabii öngörülen yaşlılar, hastalar ve sağlık sektöründe yaşayan kişilerin ilk etapta aşı alabilmesi. Yani burada iki alabileceğimiz aşılar, ilk etaptaki aşılar sırf bunlara da yetmeyecek gibi görünüyor. Eğer öyle bir şansınız varsa, aşı olma şansınız varsa, çocuklar tabii şu an bu aşı paketinin içinde değiller. Öyle bir aşılama şansınız varsa kesinlikle kullanın. Benim Facebook sayfamda Volkan Baran MDL diye ve Serdar Yüksel'in, milletvekili arkadaşım Serdar Yüksel'in SPD Enerji grubu için aşıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Ve bütün açıklamaların, bütün söylediklerimizin kaynağı da linklerin içinde. Eğer bizim söylediklerimize itimat etmeyebilirler, yani çünkü çok ciddi bir kirli bir haber var. En azından benim sayfamda ya Serdar Yüksel'in sayfası ya da Enerji SPD fraksiyonu sayfasından Serdar Yüksel'in açıklamalarını ve bütün açıklamaların kaynaklarını da oradan okuyabilirsiniz. Evet, yine Çağlar Bey'in sorusunda home office yöntemiyle işlerimizi yürütmemiz zor, kapatmak zorundayız. Evet, tabii ki şimdi şey, sonuçta Şerif Bey'in işi şahısların eve gidip de bir şey ürün tanıtması. Bu yasak. Evet. Maalesef öyle. Yani eğer bunu farklı bir şekilde bilgisayar ortamından, Zoom ortamından çözülmüyorsa birebir satışlar, yani bu tür satışlar, yani eve gidip de bir topluma bir reklam yapmak yasak. Tabii bir aileye gidip de o reklam yapmak farklı, ama anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla Şeref Bey'in işinde 3-5 kişinin, 10 kişinin bir araya gelip de bir kişinin ürünü tanıtması söz konusu. Bu maalesef mümkün değil. Evet, ana okullar kapanacak. Bu soruyu anaokullar, analog okullar gibi görünecek, ama ihtiyacı olanların kesinlikle bir şekilde bu notebook home dediğimiz bir açık şey olacak. Açıyorum, daha önceki gibi özel izin alması gereken ebeveynler için önümüzdeki günler bir bütçe açılacak. Burada ücretsiz izin alanların, iş yerinin ücretsiz izin alanların ücreti, devletin o günler için ücreti devlet tarafına verilecek. Home office için, yani evde çalışmak için ciddi bir yardım olacak. Ama bu önümüzdeki iki gün içinde, işte meclislerin kararıyla önümüzdeki iki gün içinde her şey bir şekilde daha netleşecek. Bizim için önemli olan çarşamba günü hayatın bir şekilde asgariye düşmesi ve diğer konularda da ciddi bir yaptırımlar olması. Ersoysan Bey, tatillerin uzama ihtimali ne durumda? Şu an 10 Ocak'tan sonra mı açılacak okullar diye sormuş. Ersoy Bey'e selamlar iletmek istiyorum, iyi bir dostumuz. Şu an 10 Ocak öngörülüyor, ama dediğim gibi 5 Ocak'ta Eyalet Başbakanları, şansölyeleri bir araya gelip de bu yaptırımların uzatıp uzatılmayacağını konuşacaklar. Benim şahsi fikrimi soracaksınız, eğer ki normal hayat, yani hayat normallaşmadığı müddetçe muhtemelen okul tatilinin uzayabileceğini düşünüyorum. Ama bu konuda net bir bilgi veremeyeceğim. Şu anki 10 Ocak kadar planlanıyor. 5 Ocak'tan sonra biraz daha önümüzü göreceğiz, ama bu konuyla bilgi vereceğim. Evet, başka sorumuz olmadığına göre pazar günü de ailenizden, çocuklarınızdan zaman ayırıp bize geldiniz. Bu davranışınız gerçekten hem bizim tarafımızdan, hem takipçilerimiz, hem de vatandaşlarımız tarafından
takdirle karşılanıyor. Sayın Vekilim şu an netlik getirebilir misiniz? Boğa markalar kapanacak. Olur ya, acil durumlarda lamba veya musluk bozuldu, ne yapacağız? Evet, ben anladığım kadarıyla hani bugün söylediğimde boğa markalarının da kapanması öngörülüyor. Ama fah geçef dediğimiz hani bu işi yapan kişilere alışveriş yapabileceği toplantılar açık. Adam muhtemelen paket servisinden, öyle ciddi bir ihtiyacın olduğu zaman paket servisinden yararlanmamız gerekiyor. Çünkü son kapanışta Bağbaşları'nın açık olması ciddi bir probleme yol açtı. Ama bu önümüzdeki günler buna biraz daha netlik kazanır. Yani şu anki bilgiye göre kapanacak. Demin söylediğim işletmelerin harici hepsi kapanacak. Tabii hayvan maması satılan yerler, bebek eşyası satılan yerler, hijyenik malzeme satılan yerler, bunlar tabii açık olacak. Diğer yerler kapanıyor. Evet, önemli bir son bir soru var. Karantina süresi 5 güne kadar indirilmesi için Türkiye'de yapılan testler kabul ediliyor mu? Yoksa burada test yaptırmamız gerekiyor mu? Şimdi evet, zaten anladığım kadarıyla, kendim seyahat etmediğim için bilemeyeceğim. Anladığım kadarıyla zaten siz bu testi yapmadığınız zaman Türkiye'deki bazı şirketler sizi uçağa almıyormuş. Şimdi önemli olan Türkiye'deki aldığınız, yani Türkiye'de herhangi başka bir ülkede aldığınız, yani aldığınız testler, PCR test dediğimiz İngilizce ya da Almanca tercümesi olduğu zaman burada gizli tesisatların birçoğu kabul ediyor. Ama anladığım kadarıyla Türkiye'den biniyorsunuz ve burada testi yenilemek zorundasınız. Bazı şehirler bunu kabul etmiyor, bazı yerler bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla toplam bir cevap vermek zor. Çünkü biliyorsunuz Almanya'da 16 tane eyalet var. Yani geldiğiniz gün burada PCR testi yaptığınız zaman ve bu pozitif çıkarsa karantini 5 güne düşürmüş oluyorsunuz. Evet. Garanti alın. Dediğim gibi bütün eyaletlerde farklı bilgiler var bu konuda. Kuzey Vestfalia eyaletinde karantina olayı yok. Dolayısıyla test de yapmak zorunda değilsiniz. Evet, öngördüğünüz süre doldu. Sizin de fazla vaktinizi almayalım. Soruların çoğunu yanıtladık. Diğerlerini geldiği müddetçe biz size yine iletmeye devam edeceğiz. Zaman ayırıp bize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Benim için bir onurdu. Çünkü biz bugünler için seçildik. Eğer bazı insanlara söylediklerimize kalbini kırdıysak özür diliyoruz. Ama bazı konularda sırf bugün Ramazan'ı size aracılığıyla biraz sitem edeyim. Sırf bugün bana yaklaşık 966 tane mesaj geldi. Bunları şahsi olarak cevap veremiyorum bazen. Lütfen bunu maruz görün. Elinden geldiği kadar herkese bir şekilde bir bilgileri iletmeye çalışıyoruz. Sizin aracınızdan da iletmeye çalışıyoruz. Lütfen değerli vatandaşlar, sağlıklı kalın, birbirimize sahip çıkalım. Ben elimden geldiği kadarıyla, diğer milletvekili arkadaşlarımız elinden geldiği kadarıyla, Ramazan Bey olsun, Cengiz Bey olsun, diğer arkadaşlardan beraber sizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Umarım mümkün olduğu kadar çok insan yaptırımlara uyar ve gelecek sene bir şekilde normal bir hayata döneriz. Sağlıklı kalın, sevgiyle kalın. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Evet, biz de teşekkür ederiz. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.